Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerleyim yeni bir saç tasarımı ile sizlerleyim arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere videomu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdi saç kesimine geçiyoruz arkadaşlar saçı ortadan ikiye ayırıyoruz iki kaşın ortasından başlayıp saçın ense kısmına kadar saçı ortadan ikiye ayıracağız arkadaşlar Burada ortadan ikiye ayırdıktan sonra da e, yani at nalı dediğimiz U ayrımda dediğimiz bir ayrım gerçekleştireceğiz Tepe kısmına ve alt kısmı o ikiye ayıracağız. Burada saçı 5 ana bölüme ayırıyoruz. İlk önce saçı oradan ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Ayrımlar saç kesiminde çok önemli. Bir sonraki kesimde aynı saç kesimini yapabilmeyiniz, saç kesimindeki ayrımları nasıl yaptığınız da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, burada tarağın tepe kısmından belirleyip saçın tarağının tırtını değdiği bölümden ayırdığımız zaman. Çok dengeli bir ayrım gerçekleşiyor arkadaşlar, eşit simetri bir ayrım yapmış oluyoruz. İlk önce tipi kısmını ayırıyoruz. Daha sonra da diğer kısımları ayrımını yapacağız. Burada gördüğünüz gibi oklarla belirtiyorum sizlere. Buna nalı ayrımı ya da U ayrımı da diyebiliriz arkadaşlar hangisini tercih edersiniz Burada e, düz bir saç kesimi yapacağız e, İlk önce ayrımlarını yapıyoruz Düz net bir kesim olacak şu anda e, moda bir saç kesimi arkadaşlar birçok kişi bu saç kesimini tercih ediyor şu anda gördüğünüz gibi e, kulağının tam üst kısmından e, saç e, tarağının gördüğünüz gibi e, belirliyorum ve tarağın sırtının değdiği noktadan ayrımını yapıyorum saçın burada simetri bir ayrım yaptıktan sonra e, arka kısımdan da Saçın boyunu ve kılavuzunu belirleyip bu kılavuza uygun bir şekilde saç kesimini devam ettireceğiz. Buradan iki parçadan keseceğiz arka kısımdaki kılavuz ayrımını. Burada hem saçın boyunu belirleyeceğim hem de bu boydan devam ederek diğer saçın tümününü aynı boyda kesmiş olacağız arkadaşlar. Saça orta kısımdan başlıyoruz. Çünkü ayrımımızı net bir şekilde yaptığımız için orta kısımdaki kalan bölümü hem kılavuzu hem de saçın boyunu belirlemiş olacağız. Bu ıı, kılavuzu takip ederek diğer bölümleri keseceğiz ve saçın modelini ortaya çıkarmış olacağız arkadaşlar. Burada saçı dümdüz kesiyorum. Gördüğünüz gibi iç ilk taraf, ilk tarafta kestiğim bölümü kılavuz olarak diğer boyunu da ona göre belirleyip kesimini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki e, kesimi yaptık ve diğer bölümü de ona göre aynı boyda kestim arkadaşlar. Net bir, net bir şekilde. Bu arada saç kesimi yaparken 7 numara makas kullanıyorum arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum sizlere makasımızın keskin olması çok önemli keskin bir makasla kestiğimizde saç kırıklarının oluşması daha uzun sürebiliyor arkadaşlar. Burada diğer o, orta kısmındaki kestiğimiz saçın bölümünü kılavuz olarak yani yön gösterici aynı boyda keseceğimiz için o bölümü kılavuz olarak kullanmıştık. Ve 10 boyu da eşitleyerek kesimime devam ediyorum arkadaşlar. Burada e Saçı arkaya doğru tarayıp düz bir şekilde kesmiyorum. Saçın yönü neredeyse o yöne doğru kesip düz bir şekilde keskin hat kesim tekniği uygulayarak saçı saçın kesimini devam ettiriyorum. Burada tümüyle tümüyle küt bir kesim olacak arkadaşlar. Burada çok kısa kesmiyoruz tabi. orta boy bir kesim oluyor. Tam enseyi açmayacak bir şekilde kesimimize devam ediyoruz. Saç röfle işlemi yapmıştık, röfle işleminden sonra da saç kesimini devam ettiriyoruz. Burada ee, ufak bir detay var. Ee, saçın kulak hizası bölümünden ortadan ayırdım ve e, saçın e, kulağının üzerinden değil kulağın altından, e, altından getirerek altından iterek oradan saç kesimi yapıyorum arkadaşlar. Kulağın üstüne e, tarayıp kesseydim ne olacaktı? Bu sefer kulağın e, hacmi den dolayı saç e, yamuk olabilirdi arkadaşlar. O yüzden saçın kulağın üstünden değil de kulağın altından getirerek öyle bir kesim yaptım. İlginiz olsun. Daha sonra kulağın üstünden ayrım yaparak da kesimimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi o kulağın çıkıntısını önlemek amaçlı Burada tarağı cetvel olarak kullanıp aynı boyda kesimini uygulayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi aynı boyda. Şimdi burada geriye kalan kısmını da ufak kontrol sağlayarak kesimimize devam ediyoruz. Alt kısmını saçın e, temelini oluşturuyor arkadaşlar, saçın boyunu oluşturuyor. Üst kısmında e, aynı şekilde bu kestiğimiz kısımları yani diyelim alt kısmını kestik, üstü de ona göre aynı şekilde kesimini yapacağız. Buradaki ayrım saçın temelini oluşturmak, saçın boyunu oluşturmak amacında olduğumuz bir saç e, bölümü. Burada saçın boyunu ve e, modellerini belirlemek için hangi boyda saç kesimi yapacağımız için alt kısmını öyle yapıyoruz ayrımdan dolayı daha rahat bir saç kesimi yapmak için hem de kılavuz e, itibariyle daha kolay ve daha rahat bir kesim bizleri sıkıntıya sokmadan iyi sonuçlar almamıza neden oluyor arkadaşlar. Sağ tarafta da aynı şekilde e, uyguladım. Gördüğünüz gibi buradan daha önceki kestiğim bölümü tarağın ucuyla kontrol ettikten sonra saçı kesiyorum. Burada daha demin dediğim gibi bir önceki bölümde e, kulağın arka kısmına getirerek saçı böyle kesimini yapıyorum. Kulağın çıkıntısını ikale ederek daha sorunsuz bir kesim elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada tarağa cetvel gibi kullanarak bir önceki kesmiş olduğum noktadan close alarak saçı net bir şekilde kesiyorum. Yine burada gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum saçı kılavuz olarak tarak yardımıyla tarak altı saç kesimi uygulayacağım. Burada gördüğünüz gibi saçın daha önceki kesimin bölümünü kılavuz olarak o boyda düz bir şekilde kestim. Sonra ufak bir kontrol yapıyorum. Şimdi alt ilk bölümü kesmeyi bitirdim. Şimdi ikinci bölümü, üst bölümü kesmeye başlayacağım arkadaşlar. Zaten e, saçın boyunu belirlemiş olduk. E, alt bölümü kılavuz, kılavuz olarak diğer bölümleri de kesmiş olacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde üst tarafın saç çıkış yönlerine uygun bir şekilde başlayarak yine ilk arka kısmı ve sağ ve solu da keseceğiz. Burada yine saçı orta kısmından başlayacağız. Gördüğünüz gibi alt kısmı kılavuz alarak alt daha önce kesmiş olduğumuz bölümden şimdi göstereceğim size. Burada ayrımı yapıyoruz ve tarağın altından daha önceki kesmiş olduğumuz bölümü takip ediyoruz ve diğer bölümü de üst kısmı da ona göre uyarlıyorum. Ve saçın keskin kesim tekniği uygulayarak net bir kesim uygulayarak saça düz bir form kazandırıyoruz arkadaşlar. Burada saç kesimi yaparken e, müşterimizin e, başının yönünü de ona göre de dengelemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha önce kesmiş olduğum bölümü close alıyorum ve diğer bölümleri de ona göre aynı eşit boyda kesiyorum. Bu saç kesimine de uzun lob, lob saç kesimi de diyebiliriz. Düz lob kesim. Yani bob kısa, lob da ona göre biraz daha uzun. <laughs> evet arkadaşlar e, videonun açıklama bölümünde e, videomun yorum bölümüne e, düşüncelerinizi ve e, aklınıza takılan sorular varsa bunları çekinmeden e, bana sorabilirsiniz videolarınızı yani, e, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar ve e, elimden geldiğince kendi bilgim birikimin e, zaman buldukça gecikmeden sizlere yorumlarınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Videomu beğenip sosyal medya adreslerinize paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz ve e, el, elimden geldiğince daha çok daha kaliteli videolarla sizlerle olacağım arkadaşlar. Hep birlikte büyümüş olacağız bu durumda siz kanalıma destek olduğunuzda daha iyi sonuçlar elde etmiş olacağız. İlerleyen zamanlarda birebir bir şekilde de sizlere saç kesimi konusunda net bilgiler vermiş olacağım arkadaşlar. Burada müşterimizi ayağa kaldırdık ve e, ayağa yani genelde de böyle ayağa kaldırıp da kesebilirsiniz. Çünkü müşteriniz ayakta olduğu zaman daha düz bir pozisyonda olabiliyor arkadaşlar. Ve daha hatasız bir saç kesimi elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Saç kesimimiz bitti arkadaşlar. Şimdi modelimizin son hali Burada dündüz net bir saç kesimi. Sizlere teşekkür ediyorum videomu tamamıyla izlediğiniz için. Ee, sizler için daha güzel videolar, daha güzel saç tasarımları kanalımda yayınlayacağım. Kanalımı bildirim dilini açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.